en hayırlı günler sizlerin olsun. Herat'ın, Serseran, Serçavan, İzmir'i, Diyarbakır'ı da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerden şimdi biraz hayal etmenizi istiyorum. Aslında bu bir hayal değil, belki bir kabus da olabilir ama. Televizyonu açıyorsunuz, karşınızda tek bir kişi konuşuyor. Sonra kanal değiştiriyorsunuz, bakıyorsunuz o kanalda da aynı kişi konuşuyor. Biraz dolaşayım diyorsunuz, dünya televizyonlarına bakayım, biraz uzağa gideyim. Bakıyorsunuz orada da Aliyev. Sonra bir başka kanala atladığınızda Aliyev'in karısı, baş danışmanı, baş yardımcısı Aliyeva. Hadi batıya doğru yol alayım diyorsunuz, biraz Amerika'ya doğru gideyim ve bakıyorsunuz orada da aynı terane Trump'ı görüyorsunuz. Trump'ın oğlu, Trump'ın kızı, Trump'ın karısı. Bize tekrar dönüyorsunuz, bu sefer o tek adamın damadını, oğlunu, kızını görüyorsunuz. Çıkıyorsunuz dışarıya, gazete bayine gidiyorsunuz. Aynı gazete, aynı manşetler. Sanki bütün sinemalarda aynı film oynuyor. Ve yollarda yürümeye başlıyorsunuz, sokaklara çıkıyorsunuz. Duble yollar yapılmış ama yolun hep sağından sağından gitmek zorundasınız. Ve o kadar beton ki, o kadar beton ki tek bir ağaç gölgesi bulamıyorsunuz, bunalıyorsunuz, tekrar evinize dönüyorsunuz. Değerli dostlar, otoriter siyasetçiler güçlendikçe, otoriter siyasetler güçlendikçe dünyada en çok aslında anılan, tekrar hatırlanan bir kitap vardır. Bu anlattıklarım da aslında biraz ona benziyor. George Orwell bunu çok daha eskilerde yazmış ama 1984 kitabı. Hikaye bu ya, o kitapta Okyanusya diye bir ülkeden bahsediyor Orwell. Ve bu hayali ülkede çeşitli bakanlıklar var. Bunlardan bir tanesi de Hakikat Bakanlığı. Bu bakanlığın işi ne derseniz, Hakikat Bakanlığı'nın, manipülasyon yapmak. Yani halka, halkın neye inanması gerektiğini bu Hakikat Bakanlığı anlatıyor. Ve öyle bir şey yapıyor ki, şimdi kapısında şu özlü söz yazıyor. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür. Hakikat Bakanlığı'nın kapısında bunlar yazıyor. Yani gerçeğin yalan, yalanın gerçek olduğu bir memleket Okyanusya. İşte bu hikaye aslında bize de çok tanıdık. Bütün dünyadaki otoriter rejimler için de çok tanıdık. Ve bu hikayeler aslında ne yazık ki gerçeklere dayanıyor. Belki hikaye diyoruz ama faşizmi yaşamış insanlar, faşizm koşullarında yaşamış insanlar yazıyorlar bunu, anlatıyorlar. Örneğin Hitler Almanya'sında o koşulları yaşamış siyaset bilimci Hannah Arendt diyor ki, totaliter liderler söyledikleri ne kadar anlamsız olursa olsun, hatta her bir satırı yalandan ibaret olsa da takipçilerinden tek bir eleştiri almazlar. Ve onlar onun zeki bir şahıs olduğunu söyleyerek alkışlamaya devam ederler. İşte bugün Türkiye'de yapılmak istenen de bu. Ama bu topraklarda kimse, ama kimse böyle bir geleceği hak etmiyor. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Evet, hiç merak etmeyin. Bu anayasayla gelecek karanlığı herkes görüyor. Ve ben inanıyorum ki Türkiye bugün tüm dünyadaki totaliterliğe karşı ilk hayır diyen yerlerden olacak. İlk hayır bu topraklardan çıkacak. Avrupa'ya da, Amerika'ya da sesimiz bu topraklardan gidecek. Hani hep diyorlar ya, bizim işimize karışmasınlar, bize laf etmesinler. Evet, bizim işimize karışmamaları için bu topraklarda demokrasinin yükselmesi gerekiyor. Ve bu topraklardan o hayır çıkacak. Şimdi AKP ne diyor? Baskıcı rejimlerin temel özelliği
gerçeği, yalanı hakikatmiş gibi göstermek demiştik. Diyor ki bu referandumla vesayet bitecek. Şimdi istikrar gelecek. Peki vesayet nedir dostlar? Vesayet halkın yönetimde hiçbir yerde olmadığı rejimlerde olur. Ama bugün AKP'ye göre Sayıştay vesayet, Merkez Bankası vesayet, AKP'nin ülkeyi talan etmesinin önündeki her bürokrat, her kamu uzmanı vesayet. Diledikleri ne? Kurumsal her denetim kalksın, meclis ortadan kalksın, yargı ortadan kalksın ve ülkeyi yalnızca ben yöneteyim. İşte asıl bunun adıdır vesayet. Ülkede tek adamı vasi ilan etmek istiyorlar. Tek adamı vasi ilan etmek istiyorlar. Ve bu teklifle getirecekleri şey aslında özet olarak bundan başka değil. Çünkü onların evet için söyleyecek tek bir sözleri yok. Çünkü meclisi feshetme yetkisine sahip olan hem partiyi hem devleti yöneten ve devleti iyice partizan hale getiren bir evetten, bir referandumdan, bir tekliften söz ediyorlar aslında. Peki bu anayasa teklifinde arkadaşlar kadınlarla bu topraklarda her daim nefrete maruz kalan LGBT'lerle ilgili tek bir kelime var mı? Hayır. İşçiler için tek bir kelime var mı? Yok. Eşit yurttaşlık isteyen Kürtler, Ermeniler, Ezidiler, Rumlar, Türkiye'li halklar için bir şey var mı? Hayır. Eğer ortada gerçekten yeni bir anayasa varsa, özgür özel bir üniversite isteyen akademisyenler haftalardır işimi geri istiyorum diyerek tek başına eylem yapan Nuriye Gülmen, Betül Celebin bu teklife ilişkin, bu anayasaya ilişkin tek bir sözü olmayacak mı? Sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklu olan, bize gerçeği taşımak istedikleri için tutuklu olan Ahmet Şık, İnan Kızılkaya ve nice tutuklu gazetecinin bir anayasa teklifi için sözü olmayacak mı arkadaşlar? İntihara teşvik edilen akademisyen Mehmet Fatih Tıraş'ın, Mustafa Sadık Aktağ'ın ahı kalmayacak mı bu anayasada? Günlerce Cizre'de sokakta bırakılan cenazesi taşınmayan Taybet İnan, beni niye öldürdünüz? Ben bu anayasanın neresindeyim diye sormayacak mı? Ben şimdi sizlere haydi hep birlikte cevaplayalım diyorum. Onların sözü olmadan, fikri olmadan bir anayasa yapılabilir mi? Hayır. Somalı, Şirvanlı işçiler, onların yakınları, adalet arayan işçi aileleri emekle ilgili bir söz söylemeden bir anayasa yapılabilir mi arkadaşlar? Hayır. Bol oyunlu, ödevsiz, ana dilinde layık bir eğitim isteyen çocukların Ayşe, Rojda, Hayko, Rita'nın bir sözü olmadan anayasa yapılabilir mi arkadaşlar? Hayır. Derelerin kardeşliğini büyütmek için mücadele eden ekolojistler ve doğa severlerin sözü olmadan Cerattepe'de kimdir bu devlet diye soran Havva Ana'nın sözü olmadan bir anayasa yapılabilir mi arkadaşlar? Hayır. Kadın cinayetlerine karşı mücadele eden, emeğim, kimliğim, bedenim benimdir diyen kadınlar söz söylemeden bir anayasa yapmaya kimse cüret edebilir mi arkadaşlar? Hayır. Peki bizler hiçbir kesime tek bir söz söylemeyen, bu toplumdan hiç kimseye tek bir söz söylemeyen ve söyletmeyen bu anayasaya mahkum muyuz? Hayır. Evet. Gerçekten halk size niye evet desin? Getirdiğiniz hiçbir söz yok. Kimseyle ilgili söylediğiniz hiçbir şey yok. Halk size niye evet desin? Ve rüzgarın yönü dönüyor arkadaşlar. Artık rüzgar o taraftan esmiyor. Rüzgar bizden yöne dönüyor, haktan yana dönüyor, hakikatten yana dönüyor. Halkların ihtiyacı olan tek bir adamın anayasası değil. Ve biz hayır dersek eğer, o özgürlükçü
demokratik anayasayı gerçekleştirmenin ilk adımını atmış oluruz. Hayır demek her şeyi bitirmek demek olmayabilir. Ama hayır demek çok büyük bir gücü, çok büyük bir cesareti yeniden ortaya koymaktır, yeniden göstermektir. Cengiz İnşaat'ın halka rağmen Artvin Cerattepe'ye altın madeni yapamamasıdır. Ve yandaş şirketlerin bugün olduğu gibi tüm medyayı satın alıp herkese aynı sözleri söyletememesidir. Bizler bunu başarabiliriz. Ve Torun Center inşaatlarında bugünün yaşanan iş cinayetlerinin yaşanmamasıdır hayır demek. Evet arkadaşlar, bu kabustan uyanmanın tek bir yolu var. Ellerimizi yaksa bile o özgürlük ateşini bırakmamak. Özgürlük kokusu unutulabilir bir şey değil. Biz bu topraklarda, bu ülkede onu kokladık. Belki uzun süren, aralıksız yıllar boyunca duymadık özgürlük kokusunu ama duyduğumuz şey unutulur değildi. Ne 7 Haziran'da esen özgürlük, barış ve demokrasi kokusunu, rüzgarını unuttuk, ne de Gezi direnişindeki dayanışmanın, mutluluğun kokusunu. Bu artık bizim içimize sindi, kalbimizde yerleşti. Acılar ve bizlere yaşatılan zulümler karşısında bir süre içimizde sessizce dinlendirmek zorunda kalmış olabiliriz. Ama hepimiz bunu biliyor ve hissediyoruz ki o koku, o özgürlük ve mutluluk kokusu burnumuzun ucunda. İşte şimdi yine zamanıdır. Tıpkı Edip Cansever'in şiirinde dediği gibi, derken karanfil elden ele, derken hayırlar elden ele, derken özgürlük elden ele, derken mutluluk elden ele, derken barış elden ele, derken Türk, Kürt, Ezidi, Süryani, Ermeni, Rum, Çerkez, Yahudi, Alevi, Sünni, kadın, erkek, LGBT'yi, genç, yaşlı el ele. Eğer bizler el ele verirsek kendi geleceğimizi kazanabiliriz. O zaman ne duruyoruz sevgili dostlar? Hep birlikte hayır diyelim, na diyelim, watch diyelim, kendi geleceğimizi kazanalım. Hep birlikte kazanalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Filiz Kelesici, onunla çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, her kampanya döneminin, her seçim döneminin şarkısı, türküsü yapılır. Şimdi de HDP'nin hayır kampanyasının şarkısını dinleyeceğiz. Hep beraber aynı zamanda klibini de izleyeceğiz. Buyurun, hazırsa arkadaşlar. Pişmanı olacağım. Hayır diyelim, adaleti kazanalım. Hayır diyelim, kardeşliği kazanalım. Hayır diyelim, geleceği kazanalım. Hayır diyelim, hepimiz kazanalım. Hayır yılmayacağım, korkmayacağım, durmayacağım. Hayır yarınlarda ben de olacağım. Hayır hayır diyeceğim, sandığa gideceğim. Hayır direneceğim, boyun eğmeyeceğim. Hayır diyelim, adaleti kazanalım. Hayır diyelim, kardeşliği kazanalım. Hayır diyelim, geleceği kazanalım. Hayır diyelim, hepimiz kazanalım. (Gülüyor)
başına. 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 Başına.